Merhaba. Devecilermişsin galiba. Evet. Anlat bu devecileri. Deveci aşiretindenim. Daha yıllar önce annem babam işte bu topraklarda doğmuşlar ama ilk gelişleri Kuruköprü'de İnci Oteli var. Onun yerine annem rahmetli Pacingazı derdi. 1920'de Atatürk Paşa olduğunda doğdum. Atatürk'ün öldüğünde 17 yaşında evlendim derdi annem. Demek ki annemin anneleri ataları geldiğine göre daha kökümüz çok çok önce. Adana'yı ilk kuranlardan. Büyüklerin size ne anlattı bu devecilerle ilgili? Devecilerin daha çok çok önce Orta Asya'dan Gümüşhane üzerinde, Kayseri üzerinden Adana'ya gelmişti. Evet. Geldiklerinde Adana'da bir kuru köprü meydanı varmış. Hicaz'a gidene Hacı Bayram Kuyusu derlermiş. Orada bir kuyu varmış. Oradan su içer. Kervanlarla Hicaz'a giderlermiş. Ama Tepebağda'da Ramazan oğulları. Ata dede yurdumuz hala Hacı Bayram'da. Melek Girmez'le Hacı Bayram boyutu. O mahalle Deveci Mahallesi mi? Hep Deveci Mahallesi dediler oraya Kalabalık sürekli. Orası. Genelde öyle ama çoğu şimdi gitti. Birkaç aile var. Öyle mi? Temel yerini satmayan mesela benim babam da biz satmadık. Baba Peki, yurdumuz duruyor. Fransız işgalde bunların hizmetleri olmuş mu? Mutlaka olmuştur tabii. Kaç olmuş mesela. Dedemler hep gitmişler. Anneannemin kucağında annem bebekmiş. Bir hastalık. Anneannem onu almış kaçırmış. Dedemin kardeşleri hep savaşa gitmişler. Annem dedi ki benim amcamın biri Yunan Harbi'ne gitti derdi. Hatta gaziydi. Sonradan dedi ki maaşını alır mısın? Amca dedi sen çok mağdursun. Yok kızım bu vatan toprağına birazcık hakkım geçmiş olur. Helal olsun. Asla maaş falan almam dedi ve öyle vefat etti. Peki bu deveciliği bunlar ne zaman bıraktılar ya? Bu motorlu araçlar çıkınca, kamyonlar falan taşıma araçları çıkınca deveciliği bırakmışlar. Peki neden devecilik yapmışlar? Taşıma ulaşım, çiftçilerin işte mahsullerini taşırlarmış köylerde. Babam dedi ki ben Tuz Gölü'nden çok Adana'ya tuz çektim dedi. Nereden Tuz Gölü? Tuz Gölü'nden. Aa öyle mi? Tabii develerle çok tuz çektim dedi. Oradan buraya tuz getirirler. Evet getirirlermiş. Ki ve Türkiye'yi tüm bilirdi. Ankara'yı, Tuz Gölü'nü, bilhassa İç Anadolu'yu. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat oralardan hep mal getiriyor. Adana'dan götürürüm oradan getirirdim derdi baba. Ya. Peki Hacı'da gitmişler mi develerle? Yok. Yok. Şam, Halep? Yok. O dedemlerde var. Orada gitmişler mi? Dedemde var o. Babamda yok. Babam yok. İkinci kutara sonra gitmişler. Dedengiller gitmiş mi acaba diye yani? Develerle. Öyle duymadım da yalnız Şam, Halep gittiklerini biliyorum. Öyle. Deveyle. Babaanne, anneannem anlatırdı. Ha evet. Adını söylediniz. Emine Ateş. Doğum tarihi. Doğum 1952 doğumluyum. Esas soy ismim İnce Soy. Kızlık soy ismim İnce Soy. Eşimden dolayı. Deveci oldu. Ateş. Ateş oldu. Esas köküm ben deveciyim. Ha deveci. Eşim değil. Peki o deve zamanında kalı bir hatıra bir şeyler var mı? Fotoğraf ya develerin öyle çanları falan. Vallahi hep onlar kaldı. Bağımız vardı. Bağda kayboldu gitti. Onlar isimler konumda. Yoksa vardı. Birçok şeylerimiz vardı. O şeyi korumak lazım değil mi? Düğe çanlarını. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Evet, saygı duyuyoruz. Sağ olun.